Servet Güney, Erzurumluyum, 59 yaşındayım. Çocukluğumuz sıkıntılı geçti, hep gurbette geçti. İşte 2011'de emekli oldum. Burayı açtım, 3 senede de burayı devam ettiriyorum. Bir oğlan bir de kızım var. Ben otobüs şoförüyüm. Halen daha Sabiha Gökçen'de çalışıyorum. 2011'de emekli oldum. Burayı da ek olarak yapıyorum. Ümraniye geliş hikayemiz nasıl oldu? Biz Çekmeköy'de oturuyoruz. Çekmeköy'de bu OSES'in bayiliğini yeri yoktu. Burada müsait yer varmış. Burada verdiler. Biz de buraya geldik. Burada dükkanımızı açtık. Böyle devam ediyoruz. Esnaflığa 3 yıl önce başladık. Cazip geldi. Bir deneyelim dedik. O da güzel. Allah'a çok şükür. Şu anda bir sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Pandemiden dolayı biraz sıkıntılarımız oldu. Ama devletimiz bize de yardımcı oldu. Sigortamıza yardımcı oldu. Bazı vergilerimize yardımcı oldu. Ondan memnunuz yani. Çiğ köfte satıyoruz. Trend veya yemek sepeti. Evden sipariş veriyorlar. Kurye gelip alıp götürüyor. Buradan da daha sonra işte buradan gelen geçen oluyor. Ayak müşterimiz oluyor. Onlara da hitap ediyoruz. Böyle devam ediyoruz. İşte içecekler, yan ürünleri onlar oluyor. Başka bir şey yok. Valla biz eskiden çok zorluklar gördüğümüz için şimdiki bu işler bize çok kolay geliyor. Şimdiki nesil de çok şanslı. Biz 6 kardeş bir evde büyüdük. Onun için zorlukları biliyoruz. Bir ayakkabıyı hem kışın giyerdik hem yazın giyerdik. Şimdi çocuklarımız ayakkabı beğenmiyor, elbise beğenmiyor. Ondan sonra kahvaltıyı beğenmiyor. Onun için biz zorluklardan geldiğimiz için şimdiki halimize çok çok şükür ediyoruz. Nimetin kıymetini biliyoruz, ülkemizin kıymetini biliyoruz. Onun için bir sıkıntımız yok. Gençlere tavsiyem doğru olmalarını, çalışkan olmalarını, doğru meslek seçmelerini, iş ayrımı yapmadan çalışmalarını babaya, anneye de saygıda kusur etmemeli. Onun için kıymetini, ekmeğin kıymetini çok iyi bilmeleri lazım. Bugünleri sonra daha çok arar oluruz. Ümraniye'de yaşamaktan mutluyum. Başlıca metro olması şanslı bir faktör olduğunu düşünüyorum. Bir de her tarafa yakın. Merkezlere yakın. Ondan sonra sanayiye yakın. Ondan sonra Şile biliyorsun yazlıkta şeydir. Oraya buradan ortalama yarım saat 40 dakikaya gidiyorsun. Denizini bilmem ne yapıyor. Geliyorsun yani. Sıkıntı yok. Reklam olması güzel bir şey tabii. Reklamın iyi kötüsü olmaz. Böyle bir katkı veriyorsa da teşekkür ediyoruz. İnşallah faydasını da görürüz. Olumlu düşünüyorum. İyi bir şey. Eksikleri de varsa söyleriz. Henüz tanışmadık, teşrif etmedi, uğramadı ama öyle şey bir şey de görmedik yani.